Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan teknikleri işleyeceğiz. Anlatmaya bağlı metinler neydi işte? Hikayelerdi, romanlardı, masallardı. Bunlarda kullanılan teknikleri işleyeceğiz. Bu konuyu bir de 12. sınıflarda ayrı bir şekilde de ele alacağız. Şimdilik 9. sınıf düzeyinde anlatalım. Kısa tutmaya çalışacağım ama biraz 29-30 slide'dan oluşuyor. Öyküleme tekniği, bu aslında bizim bildiğimiz öyküleyici anlatım. Anlatma tekniği ya da tahkiye olarak da geçiyor. Anlatıcının bir takım olayları ve bu olaylar çevresindeki insanları, yapı unsurları aracılığıyla tabii ki. Neydi yapı unsurları? Belli bir zaman ve mekan çerçevesinde. Bakın olayları, belli insanları belli bir zaman ve mekan çerçevesinde okuyucuya aktarmasıdır. Buna öyküleyici anlatım da denir demiştik. Yani öyküleyici anlatım aslında anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan tekniklerden birincisi. Buna tahkiye ya da anlatma diyoruz, tekrar edelim. Bu şekilde birileri, yani anlatıcı size bir şeyleri anlatıyor. Öykülüyor, bir olayı öykülüyor. Sabah pencerenin önünde oturdum. Gençler geçiyordu caddeden. Onları izledim. Yürürken birbirlerine omuz atıyorlar. İkide bir durup gülüyorlardı. Düşündüm. Sonra kalktım. Mutfağa yöneldim. Kendime bir kahve yapacaktım ki telefon çaldı. Gördüğünüz gibi kişiler, çocuklar var. Bir kişi var. Çocuklar var. Zaman var. Sabah. Nerede? Pencerenin önünde. Yani adam evinin içinde aslında, ya da kadın, her neyse anlatıcı. Evinin içinde bir şeyler yapıyor bakın. Olay, zaman, mekan ve kişiler, gençler, kişi. Bunlar hep yapı unsurları öyküleme şeklinde anlatmış. İkincisi betimleme tekniği, yani tasvir. Sözcüklerle resim çizme sanatıdır tasvir. Yani öyle bir kullanacaksınız ki sözcükleri, o sözcükler okuyucunun zihninde bir resim gibi, bir tablo gibi canlanacak. Bir yerin, bir varlığın özelliklerini, bu özelliklerin duygularımızda uyandırdığı izlenimleri kelimeler aracılığıyla gözümüzde canlanacak şekilde anlatılmasına betimleme diyoruz. Betimleme tekniğine bakalım. Şöyle bir karikatür buldum. Realist edebiyattır aslında. Çok betimleme var realizmde çünkü. Pardon, acaba buradan 27 yaşlarında yüzünde buruk bir ifade taşıyan ve siyah saçları hafif rüzgarda omuzlarına düşüp düşüp kalkan narin ve ürkek adımlarla yürüyen yalnız bir kadın geçti mi? Tam olarak kadını tasvir etmiş bakın. Ya da bizim bulduğumuz bir örnek. Generalin her üç kızı da iri yapılı, hayat dolu ve çok sağlıklıydılar. Uzun bir boy, şaşılacak kadar geniş omuzluğu ve bir erkeğinki kadar da kuvvetli kolları vardı. Midenin bu şekilde irileşme ile büyük bir ilgisi vardı şeklinde kızları tanımlamış. Diğer bir tekniğimiz gösterme tekniği. Bu daha çok tiyatro metinlerinde, yani göstermeye bağlı metinlerde kullanılan bir tekniktir. Anlatıcının olmadığı olayları direkt olarak kişilerin anlattığı tekniktir. Aslında kısmen de diyalog tekniğiyle de bağlantılıdır aslında. Diyalog tekniğine de çok benziyor. Yani anlatıcı okuyucu ile eser arasına girmez. Bu romanda da var, tiyatro metinlerinde de var. Tiyatro metinlerinde kullanılan bir tekniktir dedik. Dediğimiz gibi aslında romanlarda da buna benzer şeyler kullanabiliyoruz. Şöyle tiyatroda bu insanların konuştuğunu düşünün. Romanda da bu şekilde, yani anlatıcı çekiliyor ve direkt konuşmalar veriliyor. Hikmet Efendi, gülü seven dikenine katlanır. Müştak Bey, gel şunu sana vereyim be, ama nikahla ha, geçinemeyecek ne varmış? Ya o akıllanır ya da sen çıldırırsın gibi, bakın karşılıklı konuşmalar gösterme tekniğiyle verilmiş. Özetleme tekniği ise aslında özet yapmak. Özet yapmak ne demek? Yaşanılanları en kısa şekliyle okuyucuya aktarmak. Bütün gereksiz ayrıntıları, betimlemeleri, işte iç çözümlemeleri, her şeyi atıp direkt olarak olayı kısaca anlatma tekniğidir. Daha çok romanda tercih edilen bir yöntem olup olay zamanında hafta, ay veya yıl ölçeğindeki bir zamana sığan bir öykünün özetlenerek geçilmesi esastır. Yani romanda bir şey anlatacak ama bu anlattığı şeyi uzatmaması gerekiyor. Olayla bağlantılı ama öyle, buna özetleme tekniği diyoruz. Yani şu kadar kocaman sayfaları, kitapları
Şöyle kısacık bir şekilde not almak gibi düşünün. Burada okuyalım. Sonra günlerce hayatın akışına kapıldı. Önemsiz gördüğü olayları tekrar yaşadı. Tutunamayanlardan aldığım bir bölüm bakın. Selim'i düşünmeden günler geçti. Yatakta gecelerce uyudu, yıkandı, tıraş oldu, tekrar kirlendi. Yeni bir paket jilet aldı. Evde birkaç kere umumi temizlik yapıldı. Dostlarıyla geceler yaşadı gibi gibi. Dikkat ederseniz buraya kadar kaç gün, belki haftalar, belki aylar olan olayları, aylarca süren olayları birkaç cümleyle özetledim. Diğer bir tekniğimiz geriye dönüş tekniği. Bu yöntemle bir nevi geçmiş ile bugünü birleştiren yazar kimi zaman birkaç saat geriye, kimi zaman da birkaç yıl öncesine gidebilmektedir. Bunu filmlerde çok görürüz aslında. Filmlerden kalsın aklımızda. Birbirleriyle konuşurken birileri işte oyuncular biri geçmişe hatırlamaya başlar ve geçmişe dönüp o şekilde geçmişte yaşadığı olayları canlandırırlar. Romanda ve hikayede de aynı teknik var. Nasıl anlatıyor? Bu anlatma zamanı ile ilgili bir teknik. Yani zamanla ilgili bir teknik. Öykü anlatıcısı olayı içinde bulunduğu şimdiki zamandan alıp karakterin geçmişine ya da olayın meydana geldiği zamana gider. Geriye dönüş tekniğinde yazar karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi vermeyi amaçlar. Yani şu an hikayede şimdiki zamanı anlatıyorsa, şimdiki zamanla ilgili, şimdiki zamanda yaşanan olayla ilgili başka bir olayı anlatmak için, aradaki bağlantıyı kurmak için geçmişe dönüp ona anlatabilir. Karakterlerin bir şeyler hatırlamaları da bu anlatım tekniğiyle verilir diyoruz. Şimdi diğer bir önce bir örnek tabii ki şöyle zamanın geriye gittiğini düşünün. O şekilde. Yani geriye dönüş deyince zamanla ilgili olduğunu düşünüp saat kavramını kodlarsanız daha rahat anlarsınız. Çarpıyor gene tavaları, tencereleri, kapkacağı. Başıma vuruyor sanki. Küçükken ne yediler, ne uslu, ne buyruklara uyan. Yıllar bozuyor çocukları, alışkanlıklar bozuyor. Hiç üzmezlerdi eskiden beni. Bundan sonra üzecekler sanırım. Söylüyorum bunu onlara, kızıyorlar. Ne demek bundan sonra üzmek diye parlıyorlar. Biz bundan sonra büyümeyecek miyiz? Büyüyecek miyiz? Çocuk torun sahibi olduk gibi. Bakın devam edin. Kişi, anlatıcı çocukların çocukluklarına gidiyor. Çocukken neler yaptıklarını söylüyor. Bu bir işte geriye dönüş tekniği. Geldik diyalog tekniğine. Diyalog tekniği iki kişinin karşılıklı konuşması. Yani kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanır. Metne akıcılık kazandırır. Burada da anlatıcı geri çekilebiliyor arkadaşlar. Kahramanlar sosyal statülerine uygun biçimde konuşturulur. Mesela sıradan halktan bir insan konuşma dilini kullanabilir. İstanbul Türkçesi olmak zorunda değil gibi. Ya da köylü kendi ağız özelliklerine göre de konuşabilir diyalog tekniğinde. Karşılıklı konuşma işte. Ah anneciğim, bilmem ne oldum, bugün keyfim yok dedi. Allah'a emanet, oğlum nen var? Bir baş ağrısı, bir sersemlik, bir vah vah oğlum. Hastalık şakaya gelmez. Kendini bir hekime göstermelisin şeklinde ana oğlun karşılıklı konuşmasını yazar aradan çekilerek vermiş. Dediğim gibi karşılıklı iki konuşma gösterme tekniğiyle de bağlantılı. İç monolog tekniği bunun adı iç konuşmadır aynı zamanda. Anlatmaya bağlı metinlerde yazarın anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından kafasından geçenler şeklinde okuyucuya vermesine denir. Aslında anlatıcı bunu söylemek istiyor ama direkt söylemiyor. Ne yapıyor? Odada dolaşırken hepimiz yalnız tek başımızdayken konuşmaz mıyız? O şekilde kahramanı konuşturtuyor. Kendi kendine konuşturtuyor. Yani kahraman sesli düşünüyor. Karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Bu teknikte kahramanın duygu ve düşünceleri belirli bir mantık sırasıyla verilir. Bu çok önemli. Mantık sırası iç monoloğu bilinç akışından ayıran şeydir. İç monologda her şey mantıklı olarak verilir. Ama bilinç akışında az sonra göreceğiz mantıksızlık vardır. Kendi kendine konuşuyor bakın. Düşünceler çıkıyor. Sesi ağızdan çıkıyor. Hep dostlarıyla olan paylaşımını dinleyenler de yok mu? Var, var elbet. Yadsımıyoruz mutluluklarını. Ama ki neden hep kıvanma, hep sevinç? Acılar yok mudur ki? İçtenlik bu değil bence. Sevgini de hep sevincini de
Olur mu böyle? Gerekir mi üstelik? Ben söylerim bak. Doğru doğru. Dost doğru. Sevinsen bir gün faraza sinemaya gitsem olur ha. Gider tüm arkadaşlarıma derim bunu. Filmi falan anlatırım gibi. Kendi kendine konuşuyor. İç monolog var. İç çözümleme yine iç monologla karıştırılabilecek bir teknik. Ama burada fark şu. Farkta iç çözümlemede anlatıcı üçüncü kişi olduğu durumlarda tabii ki. Üçüncü kişi anlatımda ve tabii ki ilahi bakış açısının kullanıldığı teknikte anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri bilir. Bunları üçüncü kişi anlatır. Dışarıdan bakar anlatıcı ama kahramanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini diye düşündüğü, aklından geçirdiği gibi ifadelerle okura aktarır. Dediğim gibi iç monologla karıştırabiliriz. Fakat fark şu ki iç monologda direkt olarak kahraman konuşur ama iç çözümlemede anlatıcı konuşur. Buna dikkat edelim. Burada kahraman edilgendir. İç monologda kahraman aktif ama iç çözümlemede kahraman edilgen. Anlatan kişi kim? Anlatıcı. Şurada kafasından bir şeyler geçiyor kişinin, kahramanın. Yazar da bu kahramanın kafasından geçenleri yazıyor diye düşündüğü şeklinde düşündüğü gibi. Evet, Elif Şafak'ın kitabından bir alıntı. Armanuş hem bu sorunun sorulmasına memnundu hem de cevap vermeye isteksiz. Anlatmak için çok mu erkendi acaba? Hikayenin ne kadarını anlatmalıydı? Şimdi değilse ne zaman? Hem de neden veya neyi bekleyecekti? Aslında Armanuş'un zihninden geçiyor bu sorular. Ama bunu yazar kendi anlatıcı kendi anlatıyor. Geldik bilinç akışı tekniğine. Bu teknikte kahramanın duygu ve düşüncelerin art arda ve düzensiz biçimde iç konuşma halinde verilmesidir. Bakın kahraman anlatıyor yine. Kahramanın ağzından ama bu sefer iç monologtan farklı olarak düzensiz. Ayrıca karakterin aklında kurduğu planlar ve yapmak istediği şeyler de bu teknikte verilir. Bu sayede okuyucuyu karakterin psikolojisini ve ruh halini daha iyi anlayabilir ve bazı olaylarla bu olayların nedenleri arasındaki bağlantıları açıklayabilir. Biliyor okuyucu, özür dilerim yanlış okudum. Bu sayede okuyucu karakterin psikolojisini ve yapacaklarını daha iyi anlatıyor. Özellikle modernist romanlarda çok fazla kullanılan bir teknik bu. Dediğim gibi bir mantık sırası asla yok. Kendi kendinize oturduğunuzu düşünün bazen. Aklınızdan bir sürü şeye geçer. Akşam yediğiniz yemekten biraz sonra oynayacak maça kadar ya da ne bileyim arkadaşınızın size yıllar önce söylediği söze kadar her şey bir anda geçer ya aklınızdan böyle. Ve bunu yazdığınızı düşünün işte. O bilinç akışı tekniğidir. Birbiriyle alakasız şeyleri kullanır. Kişilerin duygu ve düşüncelerini herhangi bir mantıki bağ ve gramer kuralı endişesi taşımaksızın. Burada anlatım bozukluğu da olabilir bakın çünkü gramer yok. Gramer kuralı taşımıyor. Mantıki bağ taşımıyor. Düzensiz bir şekilde ve çağrışım ilkesi paralelinde doğrudan doğruya okuyucuya aktarmaktan ibarettir. Genellikle dediğim gibi modernist eserlerde özellikle tutunamayanlarda çok var Oğuz Atay'ın kitabı. Bir tekniktir. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur. Bilinç akışında birinci kişi anlatır. Yani kahraman bakış açısı. Bilinç akışı tekniği ile iç monolog tekniği birbiriyle benzerlik gösterse de az önceden beri bunu söylüyorum zaten. Bilinç akışı tekniğinin cümleler arasındaki mantık ilişkisinin zayıf olduğunu görürüz. Bilinç akışında daha çok serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünce anlatılır. Yani sürekli serbest çağrışım, bir yerden bir yere atlıyorsunuz. Bakalım. Divana uzandım sırtüstü. Ölmedim. Güneşin bütün cisimleri attığı, ışıttığı bir sırada miskin bir durumum var. Tabiatla da iyi geçinmesini bilemedim. Gene de anlayışla kabul eder beni belki. Galsworthy'nin hikayesindeki gibi elma ağacının altına da gömmezler ki insanı. Rüzgarda geniş bir bayırın manzarasına karışamaz ki insan. Neresinden baksam uygunsuz bir görünüş. Eskiden belediye yokmuş herhalde. Bakın ne kadar alakasız şeylerden bahsediyor değil mi? Kendi iç dünyasını anlatıyor, uzanmış. Ölmediğinden bahsediyor. Güneşin bütün cisimleri ısıttığından bahsediyor. Kendisinin tabiatla, doğayla iyi geçinmediğinden bahsediyor. Ondan sonra başka bir hikayedeki elma ağacının altında insanların gömülüp gömülmemesinden bahsediyor. En sonunda da belediye yokmuş gibi
direkt farklı bir konuya geçiyor. Gördüğümüz gibi birbirinden oldukça bağımsız düşünceler, çağrışımlar var. Bu videodaki konumuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla uzatmanın mantığı yok. Bir sonraki videoda görüşürüz.